Ankara Spor yenilgisi ve herkesin fark attığı Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda güç bela 3 ila 3 berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaşatan Bursa Spor dün lige pamuk ipliği ile bağlı Bayburt Özel İdare'yi 3-1 yenerek soluklandı. 3 puan almak şarttı, güzel olan Berat Altındış'ın kariyerinde ilk kez 3 gol birden atma başarısı göstermesiyle birlikte düşme hattıyla puan farkının 4'e yükselmesi oldu. Teknik direktör İsmail Ertekin ile yolların ayrılmasının ardından antrenör futbolcu olarak göreve getirilen Özer Hurmacı ilk sınavından yüzünün akıyla çıktı diyebiliriz. Eski takım arkadaşı Hürriyet Yüceri teknik ekibini alan Özer Hurmacı'dan elbette kısa sürede çok şey beklemek hayalcilik olur. Bu ÜRKEKLİK -E neden? Zaman ne getirip götürür bilinmez ancak dün de bu kadar zayıf bir takım karşısında gördük ki Bursa Spor'un saha içerisinde düzeltmesi gereken çok fazla sorunu var, takımın bir an önce hücuma ve golü düşünmesi güzel. Ancak kalan 5 iç saha maçının da taraftarsız oynanacağını düşünürsek öncelikle motivasyon eksikliğinin giderilmesi şart. Tribün baskısının da olmadığı bir ortamda futbolcuların bu kadar ürkek oynaması, pas kalitelerinin düşük ve tercihlerinin hatalı olması daha ciddi rakipler karşısında baş ağırtmaya devam edebilir. Maç öncesi ısınmada sakatlığı nükseden Enver Cenk Şahin'in yokluğu da takım için önemli kayıp. Bu sezon takımı adeta sırtlayan Enver Cenk umarız bir an önce iyileşir. Çünkü Bursa Sporu ligde kalma yarışında birbirinden zorlu 9 maç bekliyor. Elbette genç Santfor Hasan Sabri Karaca'nın da en kısa sürede iyileşmesi özel hurmacının elini güçlendirecektir. Berat gol atmayı sevdi. Ligin ilk devresinde yine Bursa'da oynanan maçta Sivas Belediye'ye 2 gol attıktan sonra sessizliğe bürünen ve ancak geçen haftaki Tarsus deplasmanında 1 gol, bir asist ve bir penaltı ile ortaya çıkabilen Berat attığı 3 golle galibiyette başrol oynadı. Gollerinin ardından kulübeye özel hocası, kaptanı Enver Cenk ve takım arkadaşlarına koşan Berat diş kariyerinde ilk kez hattirik yapmanın ve 6 gole ulaşmanın verdiği moralle artık bu takımın gol yükünü çekmesi gerektiğinin farkına varmış olmalı. Asistlerine devam eden Çağatay Yılmaz, takımın her geçen maçta vazgeçilmezi olduğunu gösteren Hasan Ayaroğlu ve Kubilay Sönmez'in performansları bundan sonraki haftalarda Bursa Spor'un düşme hattından kaç adım uzaklaşacağının belirleyicisi olacak. Kalede Canberk de Deniz oynasa fark etmiyor. Ne yazık ki ikisi de gol yemeden duramıyor. Öyleyse yediğinden daha fazlasını atmaktan başka çare yok. Yayıncı kuruluş rezaleti. TFF'nin ikinci ve üçüncü lig yayıncı kuruluşu FUK Sports ile yaptığı 5 yıllık sözleşmeyi feshetmesi gündeme bomba gibi düştü. Çarşamba günkü maçlar yayınlanmazken Bursaspor'un dünkü Bayburt maçı kulübün YouTube kanalından izleyicilerle buluştu. Kulüplere ödeme yapmayan, maçlarını anlatan spikerlere dahi ödeme yapmadığı ortaya çıkan Sports'un spor severlerden topladığı yıllık üyelik ücretleri ne olacak? TFF bundan sonraki süreçle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacak bilinmez ama kalan haftalarda oynanacak maçların kulüpler tarafından yayınlanmasına keyfi engel çıkaranlara müsaade etmemeli.